Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Sonic karakterlerinden Tails'i çizeceğim. Biliyorsunuz kuyruğu sayesinde uçan bir karakter. Karakterin çizimine başlamadan evvel bu video için sizden özel bir isteğim var arkadaşlar. Yorum bırakıp like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Haydi uzatmadan çizime başlıyorum. Kağıdın orta tarafından şöyle yüz yuvarlak bir tane burun yaparak başlayalım arkadaşlar. Şöyle siyah yüz yuvarlak bir tane burun yaptım. Ve bunun hemen içerisini boyuyorum ki aradan çıksın. Bir daha uğraşmayalım. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonrasında bakın hemen bu burundan sağ tarafa doğru gelen şöyle bir tane çizgi yapıyorum. Sonrasında da şöyle çene kısmından o burunla birleşen alt tarafını şu şekilde kondurdum arkadaşlar. Sonrasında bakın hemen bu yaptığım üst tarafa şöyle bir çizgi ekledim. Buradan hemen şöyle tüylü bir ve iki tane çizgi ekledim. Şöyle son olarak bir çizgi daha ekleyip alttaki tarafla birleştirdim. Hemen bunun üstüne bakın hiç vakit kaybetmeden kocaman iri iri ilk gözünü konduruyorum arkadaşlar şu şekilde. Yaptığım bu gözün içerisine şöyle kocaman göz bebeğini ekleyeyim. Bu şekilde ekledim. Hemen bunu şöyle bir iki parçaya ayırarak gözünde iç kısmını tamamlamış oldum. Aynısını sol taraftan yapıyorum. Bakın şöyle ilk önce bir tane yay çizdim arkadaşlar. Bu yayı burnuma doğru uzatıyorum şu şekilde. Sonrasında bakın hemen bir tane daha yay çiziyorum gözünün içi için. Bunu hemen şöyle yukarıdan ikiye ayırdım ve şöyle aşağıya doğru uzattım. Böylelikle iki gözünü de tamamlamış oldum. Artık bunu yaptığıma göre ağzını yapabilirim. Bakın ilk önce şöyle bir çizgi çektim. Bu çizgiden şöyle upuzun ağzımı konduruyorum. Aynı çizgiyle bulaşıp buluşan. Sonrasında da şöyle bir kısmını bellettim arkadaşlar. Artık bunu yaptığıma göre şöyle kafasının üstündeki kocaman kulak kısmını yapabilirim. Şöyle bakın bir yay çizdim. Bunun hemen karşılığını şöyle konduruyorum. Sonrasında bunun içerisine paralelini yapıyorum. Kulağının o beyaz kısmını yapabilmek için. Bunu da şöyle kafa çizgisiyle beraber ayırayım. Aynı çizgiyi devam ettirip şöyle bıyıklarına getireyim. Aynı çizgiyi devam ettirip diğer kulağına doğru götüreyim. Diğer kulağının da şöyle yayını ilk önce ekleyeyim. Sonrasında devam ettiriyorum arkadaşlar. İlk önce şuradaki saç buklelerini yapayım. 3 tane saç buklesi var. Onu yapacağım. Ondan sonra kulağının kalan kısmına devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde üçüncüsünü ekledim. Kulağının kalan kısmını şimdi ekliyorum. Böyle arkalardan geçip gelip şu şekilde uzanan. Tabii bunda olduğu gibi yine beyaz kısmını da eklemeyi unutmuyorum. Bu da yine şöyle arkalardan geçsin. Sonrasında da bu gözünün artık yan tarafına gelen kafa çizgimi burnumla birleştirdim arkadaşlar. Böylelikle kafa kısmını bitirmiş olduk. Şimdi hemen burada göğsündeki o tüylü kısmı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle 3 tane ya da 4 tane bukle çektim. Bu bukleyi şöyle göğsümden gelen diğer çizgiyle beraber şöyle uzattım. Şu bir, şuradan da gelen ikinci çizgiyi de şöyle uzattım ve birleştirdim. Hemen burada sol taraftaki kolunu yapabiliriz. Sol taraftaki kolunu yapmadan önce şöyle ilk önce bilek çizgisini yapıyorum arkadaşlar. Şuraya da şöyle bir iç çizgi bırakıyorum. Bu çizgimi bakın şöyle bilek çizgimle birleştiriyorum. Bu şekilde. Hemen buradan şunun etrafını sarıyorum. Şu şekilde. Ve hemen burada bakın ilk önce iki tane parmak yapacağım arkadaşlar. Şu bir. Hemen buradan gelen şu ikinci parmakla bileğimi birleştirdim. Sonrasında da küçük küçük iki tane daha yapacağım. Şu bir, şu da ikinci parmakla birleştirdim. Şöyle arkadan da görünen ufak bir parmakçığı koymuş oldum. Hemen buradan diğer eline geçiyorum. Bakın diğer elinde parmağını şöyle iki yapmış şekilde bizi bekliyor. Şu birinci parmağı olsun. Şu iki yaptığı için diğer orta parmağı olsun. Sonrasında çevirdim. Şöyle üçüncü parmağını getirdim. Şöyle çevirdim. Dördüncü parmağını getirdim. Sonra şuradan baş parmağını getiriyorum ve birleştiriyorum.
Şuradan şöyle çizgiyle baş parmağın altını, şuradan da bilek çizgimi belli ettim arkadaşlar. Son olarak şuradaki bilek çizgimi koyayım. Diğerinde de olduğu gibi. Ve bunu şöyle omzumdan gelen omuz çizgimle beraber birleştirdim. Kolumun ikinci çizgisini de şu şekilde koydum. Ve şuradan kuyruk çizgimi artık koyabilirim arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Hemen şuraya kuyruğunu yapacağız. Videomun başında söyledim. Eğer çizmemi istediğiniz başka karakterler varsa söylerseniz onları da çizmeye çalışırım arkadaşlar. Mutlaka yorumlardan bana bildirin. Bu karakterle de oynayan varsa tecrübelerini aktarabilir. Şu şekilde bakın aşağıya doğru. Kuyruğu zaten iki kısımdan oluşuyor. Onu anlatacağım. Şuradan hemen o ikinci kısmının iç kısmını yapayım. Şu şekilde. Bunu da yine alt taraftan bakın şöyle üçgenlerle el kısmıma bağladım. Sonrasında bakın şuradan gelen bir tane çizgiyi ekledim. İkinci çizgiyi de hemen şu kuyruğumun ucuyla getiriyorum şöyle ayak çizgime kadar uzattım. Artık burada hemen ayaklarıma başlayabilirim. Bakın şöyle upuzun bir çizgi yaptım. Hemen bacağımdan gelen ikinci çizgimi uzattım. Kollarında olduğu gibi bunda da bakın arkadaşlar şöyle çorap çizgisi var. Hemen onları konduruyorum. Şu birincisi. Hemen bunun etrafına ikincisini şöyle kondurayım. Hemen bakın şöyle ayakkabı ucumu kocaman sanki paylanço ayağıymış gibi uzattım. Ayakkabımın şöyle arka kısmını da şuradan uzatıyorum. Bunları hemen şöyle alt taraftan bir tane yayla birleştireyim. Şöyle kocaman bir tane taban çizgisi koyayım. Aşağıdaki çizgiye paralel. Son olarak şuradan da bir tane çizgiyle ayakkabının uç kısmını ayırdım. Ve bu ilk ayak bitti. Hemen diğer ikinci ayaktaki ayakkabı kısmını yapayım. Ondan sonra diğer kısma başlarız. Bakın şöyle diğerinde olduğu gibi çorap çizgileriyle başlıyorum. İki tane parantez yaptık. Parantezin ortasına da bir çizgi koydum. Bunu hemen alt taraftan birleştiriyorum. Şunda olduğu gibi arka çizgimi koyayım. Paylanço gibi diğer ayakta. Onu da şöyle uzattım. Şu iki çizgiyi birbirine güzelce bir tane yayla bağlıyorum. Sonrasında da kocaman bir tane taban çizgisi ekliyorum. Aşağıdaki çizgiye paralel. Ve son olarak ne yaptım arkadaşlar? Ayakkabının o ön taraftaki kısmını ayırdım. Ne kaldı? Sadece ayağın içi kaldı arkadaşlar. Onun için de bakın şöyle uzattım. Çorapla birleştirdim. İkinciyi de bakın şöyle uzattım ve çorapla birleştirdim arkadaşlar. Şuradan da bir tane çizgiyle ayırırsam bu karakter de burada biter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.